Merhaba arkadaşlar. En son dersimizde Osmanlı Türkçesindeki Arapça ve Farsça unsurların ünlü sistemini, yani kısa ünlülerin harekelerle gösterildiğini, uzun ünlülerin de met harfleri dediğimiz elif vavye ile gösterildiğini göstermiştik arkadaşlar. Şimdi de Osmanlıca'da Türkçe kelime köklerinde ünlülerin yazımına geçiyoruz. Türkçemizdeki ünlüler biliyorsunuz 8 tanedir. Bunların dördü kalın, dördü düz. Aynı zamanda bunlar düzlük, yuvarlaklık bakımından da ikiye ayrılıyor. Kalın ünlüler A, I, O, U, ince ünlüler E, I, Ö ve Ü'dür. Bunların dördü yine A, E, Ö, İ düz sesler. O, Ö, U ve Ü de yuvarlak sesler olarak tanımlanır arkadaşlar. Bunların bu tanımlamasında mesela kalınlık, incelikteki algı kulaktır. Düzlük yuvarlaklıklardaki de bu sesleri telaffuz ederken, çıkarırken dudağın almış olduğu şekil düzlük yuvarlaklık. Bundan dolayı isimlendirilmiş. Tabii Türkçemizde bunların uyumu söz konusu. Mesela kalın sıradan tabirini çok kullanacağız, ince sıradan. Kalınlardan sonra kalınların gelmesi, incelerden sonra da incelerin gelmesi bir ünlü uyum kuralıdır. Bir de düzlük yuvarlaklık bakımından Türkçede bir uyum vardır. Düz seslerden sonra düz sesler, yuvarlak seslerden sonra ise ya AE, geniş düz AE ya da dar yuvarlak olan U ve Ü ünlüleri gelebilir arkadaşlar. O ve Ö kesinlikle ilk heceden sonra Türkçe kelimelerde bulunmaz. Şimdi bu kuralları çok iyi bilerek ve bunlar ikisi birbirini tamamlayıcıdır. Yani hem kalınlık inceliğe uyacaktır bir Türkçe kelime hem de düzlük yuvarlaklık bakımından uyuma tabidir. Bu 8 ünlüye karşılık Osmanlı Türkçesinde arkadaşlar maalesef 4 tane harf karşılığı var. Bunlar şöyle sıralayalım. Birincisi elif, ikincisi vav arkadaşlar, üçüncüsü ya, bu müstakil şekli, arada ise böyle yazılıyordu hatırlıyoruz. Üçüncüsü de H'dir. Bu H'nin de şu şekil yazımı ünlü olarak kullanılmıyor arkadaşlar. Şimdi bunların bu 8 ünlüde kullanım şekillerini görelim arkadaşlar. Şimdi A ünlüsü. Şimdi bundan önce bir de şeyi hatırlatayım. Şimdi sık sık bir kelimede ön ses, iç ses, son ses tabirini kullanacağız. Mesela diyelim ki kelimemiz şuradaki yuvarlak kelimesi olsun. Yuvarlak kelimesinin ön sesi dediğimiz zaman bu Y'yi kastediyoruz. Son sesi dediğimiz zaman sondaki K'yi, son ses. Aradaki U, V, A, R, L, A'lar bunlar da iç ses arkadaşlar. Yani bunu kullanırken kastettiğimiz şey şimdi mesela düz kelimesinde ise 3 ses var. D ön ses, Z son ses, aradaki Ü de iç sestir. Bunu hatırladıktan sonra hemen bu 8 ünlümüzün eski Osmanlıca'da yazım şekillerine geçebiliriz. A ünlüsü. A ünlüsü arkadaşlar ön seste gösterimi ya metli elif yani şu ya da sadece elifle yazılır. Bu ikisi karşılığıdır. Yani örnek birkaç kelime yazalım. Mesela ön seste ay, değil mi? Mesela az. Şimdi ünsüzleri gördük, biliyorduk zaten. A ünlüsünü demek ki ön seste nasıl yazacakmışız? Doğrusu metli elifle yazmak. Y'yi elife bitişiyor mu? Bitişmiyor. Tabii ayrı yazacağız bu şekilde. Sona geldiği şekli, müstakil şekliyle böyle yazacağız. Az kelimesinde yine elif çekiyoruz. Üstüne medini koyuyor. Bunu da Türkçenin Z'sini karşılayan şu Z'yi arkadaşlar kullanıyoruz. Birkaç örnek daha verelim. Mesela al. Mesela av. Mesela aş. Yine mesela aç gibi. Örnek çok tabii. Türkçe'de
aile. Yine elifli elifi üzerine met koyuyoruz. Sonra L. Elif tabii kendisinden sonra hiçbir harfe birleşmez arkadaşlar. Bu şekilde lamı yazıyoruz. Al. Av yazarken de yine metli elif. Elif üstündeki met işareti. Sonra V ünsüzü içinde vav. Aş yazarken yine elif çekiyoruz yukarıdan aşağı. Üstüne met işareti. Sonra Ş. Ş'nin tek karşılığı var ders yazımda. Üç dişli ama sona gelince üçüncü dişi büyük yazılırdı. Üstüne üç tane nokta koyuyoruz arkadaşlar. Üstü noktası olursa S olur o. Aç kelimesi için yine metli elifimizi sonra Ç. Karnına üç tane nokta koyuyoruz. Bu da aç oldu. Yine bir örnek daha verelim. İsim anlamına gelen at arkadaşlar. Bir de hayvan olan at. İkisi de A ünlüsüyle başlıyor. Ön seste A var. Demek ki metli elif. Burada D'nin karşılığı olarak Türkçe'de şu dali kullanıyoruz. At içinde arkadaşlar metli eliften sonra şu T'yi kullanıyoruz Türkçe'de. Yani bazen bu yani metli elifler çok da şart değil. Eski metinlerde konmadığı zamanlarda görürsünüz. Mesela ama şunda konmak gerekir. Çünkü bunda metli elifi koymazsanız bu kelime et diye de okunabilir. Evet arkadaşlar ön seste böyle. Tek heceli kelimelerde iç seste şimdi A ünlüsü tek heceli kelimelerde iç seste nasıl yazılır? Şimdi bu yukarıda verdiğimiz örnekler de yine tek heceli kelimelerdeydi ama iç ses değildi, ön sesti. Şimdi mesela burada kastettiğimiz şey şu. Mesela bal tek hecelidir. Bal kelimesi tek hecelidir. Ve iç sestedir A. Bunun, bu kelimenin ön sesi B'dir, son sesi de L'dir. Dolayısıyla bunun eski yazımdaki şeyi, nasıl yazılır? Tek hece kelimelerde, iç seste bu A ünlüsü mutlaka elifle yazılır arkadaşlar. Sadece elif. Met falan işareti konmaz. Hemze işareti de konmaz. Sadece elifle yazılır. Dolayısıyla bal yazarken B, bakın B ünsüzünün normal tek şekli bu. Sonra A'yı neyle yazacakmışız? İç seste elifle. Sonra ne yapacaksınız? L ünsüzünün de şekli bu. Şimdi üç harfi birleşik şekilde B elife birleşir arkadaşlar. Öncesine de sonrasında da birleşirdi. Elife birleşince bakın kalem hareketine B'yi şöyle küçükçe getiriyoruz. Elifi alttan yukarı çıkarıyoruz. Sonra B'nin noktasını koyuyoruz. Bu ba hecesi oluyor. Sonra elif kendisinden sonrakine birleşmiyor. Yani lama birleşmez. Dolayısıyla bal yazmak için L'yi ayrı yazacağız. Elif'ten. Evet. Bu ne oldu? Bal yazmış olduk. Mesela bak yazacak olsaydık. Bak yazacak olsaydık. Aynı şekilde ba'yı ve sonundaki k'yi yazacaktık. Bu k de Osmanlı Türkçesindeki kafa karşılık arkadaşlar. Ünlü kalın sıradan olduğu için. Bakın A ünlüsü kalın sıradan olduğu için buradaki K'yi kafla yazacağız. Mesela baş olsa kelime baş nasıl yazacağız? Yine B, elif yani iç sesteki A ünlüsü için sonra şın 3 nokta koyuyoruz üstüne baş. Mesela kaş olsa kaş yine bu defa ünlü yine kalın olduğu için bu K'yi kaf olarak tercih ediyoruz. Bu Türkçe kelimeler için bir kuraldır. K sesi. Sonra şın için üstüne 3 nokta koyuyoruz arkadaşlar. Mesela taş
diyelim ki yazacağız. Yine ünlüsü kalın olduğu için burada da t harfini kullanacağız. Bu t'yı. T elife birleşeceği için hemen buradan yukarı elifini çekeceğiz. T'nin sonraki kendi doğrusunu yukarıdan aşağı şuraya yazacağız. Sonra ş'ını yazıyoruz sona 3 nokta ile. Taş. Yine mesela tan. Tan vakti var ya seher sabah. Burada da yine ünlüsü kalın olduğu için t'yı. Sonra elifini aşağıdan yukarı. Sonra t'nin kendi düz çizgisini yazıyoruz. Ha, tan'daki ne arkadaşlar? Genisidir. Genisi nelerde? Kefle yazılır. Dolayısıyla bunu tak diye okumuyoruz. Tan o. Mesela yaz kelimesi. Hem yazmaktan emir hem de mevsim olarak yaz değil mi? Burada da yine y başa geldiğinde nasıldı? B, T, T gibi şöyle altına iki noktaydı. Sonra elife birleşeceği için yukarıdan aşağı elifi çekiyoruz. Z içinde Türkçenin Z'si şu R'nın noktalı olanı. Eskiler buna R'yi muceme derler. Şimdi yine yerli örnekten mesela yatmak fiilinden yat ya da bir işte deniz taşıtı olarak yat. Bu şimdi yatmak fiilinden olanı. Diğerini karıştırmayalım. O Türkçe değil. Biz Türkçe kelimeleri şu anda görüyoruz. Y iki noktasını koyduk alta. Y Türkçe için iç ses ve son seslerdeki T'miz bu arkadaşlar. Üstüne iki nokta koyarak yat yazmış olduk. Mesela say yazmış olsaydık, say'ı nasıl yazacaktık? Bakın bu S konusunda da Türkçenin ünsüzlerinde kalın sıradan ünlülerle sadı tercih ediyoruz. Yani şunu. Sonra elifi çekiyoruz. Sonra y'yi, sona gelen y, elife birleşmediği için mecburen zaten sona gelen şekli budur. Bu şekilde say yazdık. Mesela sat, satmaktan sat yazacak olsaydık. Yine aynı şekilde kalın sıradan ünlü A ile satı, satla sonra T'yi yazacaktık, sat olacaktı. Evet arkadaşlar, iç sesle demek ki tek hecelilerde mutlaka A, elifle gösteriliyormuş arkadaşlar. Şimdi ikinci hece, iki heceli kelimelerde ise arkadaşlar, iki heceli Türkçe kelimelerde yine şöyle bir farklılık da var bunda. Bu iki heceli kelimelerde bir hecesi, tek hecesi A ise, tek hecesi A ise mutlaka yine elifle yazılır. Bunun da birkaç örneği mesela, şimdi iki heceli diyelim ki kazık. Burada iki heceli kelimede bir tane A ünlüsü var. Mesela bir de değişik yerde olsun, mesela bir de bıçak olsun. Bıçak kelimesinde de arkadaşlar İki hece yine ama ikinci hecede A ünlüsü var. Bu durumda yani iki ve ikiden fazla hecelerde eğer içinde bir tane A ünlüsü varsa mutlaka demek ki elifle yazılıyormuş. Şimdi A kalın sıradan olduğu için buradaki K'yi kaf olarak yazacağız. İki noktasını da unutmuyoruz. Z Türkçenin Z'si şudur noktalı, R'nın noktalı olanı. Demek ki burada K hecesindeki A'yı mutlaka elifle yazacağız. I ünlüsüne gelmedik ama yine tabii şimdi yazalım kelime için. Kazığı demek ki bu şekilde.
Bıçakta da mesela ikinci hecede a ünlüsü var. Bu biçmek, Türkçe biçmek fiili var. Biçmekten k ekiyle isim yapılmış. Yani o eklere daha sonra geleceğiz ama şimdi yazım için ben göstermek istedim özellikle. Dolayısıyla mesela bundan bıçmak, biçmekten bıçkı var. Ünlülerin tabii kökte ince ise sonra kalınlaşmış. O ayrı bir ses olayı. Bıçak. Yazdık. B'yi yazdık. Şu ha, cim, çim, ha, hı grubunu arkadaşlar ne demiştik? Kendinden önceki harfe yukarıdan bağlanır demiştik. Dolayısıyla buradaki y'nin iki noktasını buraya yazıyor. Çünkü y de normalde b gibidir başta ama bu arada h'ya birleştiği için böyle yukarıdan ters birleşiyor. Sonra bunun çimin üç noktasını koyuyoruz. Bıçak. Demek ki şuradaki a ünlüsünü de elifle göstermiş oluyoruz. Mesela yine kolay diyelim. İkinci hecede a var. Ne olacak? Ko sesi için kafı kullanacağız. Ünlü. İkisi de kalın sıradan olduğu için. Sonra bakın la, lay hecesindeki iç sesteki a'yı bakın lamdan sonraki bu elifle mutlaka göstereceğiz. Evet. Mesela diyelim ki sarı. Burada iki heceli bir kelime. Bir tane A var. Dolayısıyla bu A ünlüsünü de yine elifle göstereceğiz. S burada kalın sıradan ünlülerle olduğu için sadı tercih ettik. Ve sarı şeklinde yazdık. Şimdi arkadaşlar iki heceli kelimelerin mesela iki heceli kelimelerin. Bu Osmanlıca'da bir çok önemli bir özellik. İki heceli kelimelerde ikisinde de her iki hecesinde de a varsa yani bu nasıl bir iki heceli kelime düşünün ve Türkçe kelime her ikisinde de a olacak. Mesela ne gibi? Kabak gibi. Mesela ne gibi? Kapak gibi. Şimdi bunlardaki A'nın yazım durumu zaman içinde arkadaşlar Osmanlıca'da tabi Osmanlı'da çok her şeyde olduğu gibi renklerde, çizgilerdeki kuralcılığı yazıda da kendini gösterir. Çünkü bir imparatorluk dilidir. Öyle rastgelelik yoktur yani. Bazılarının eleştirdiği gibi ya Osmanlıca'da işte yazıda bir şeylik yok. Belirli kurallar yoktur. İşte şöyle de yazılır, böyle de yazılır. Öyle bir şey yok yani. Koskoca bir imparatorluğun dilidir. Yani çok da kurallarla muhafaza edilmiştir. Şimdi burada şöyle bir özellik var. Eğer iki hecesinin ikisinde de A var ise burada Osmanlı bu gibi durumlarda genelde birinci A'yı terk edebilmiştir. Yani yazılsa yanlış olmaz ama yazıda da tasarrufu gözeten Osmanlı mesela burada ünlü kalın sıradan olduğu için kafı tercih ettik. Yani ben önce şey şeklini yazayım. Mesela bütün ünlüleri gösterdiğimiz zaman bu kabak böyle yazacağız. Ama ne yapmış Osmanlı? Yani burada demiş şu birincisini yazmasak da bu biz bunu yazar okuruz tasarruf etmiş. Yani şöyle yazmış. Evet. Kabağı bu şekilde de yazmış arkadaşlar. Aynı şekilde kapakta da yani meseleyi anladınız. Sadece kısa şey olarak bu farkı sadece BP farkıdır. Kapağı da bu şekilde 3 noktayla P, kafı da bu şekilde yazmış arkadaşlar.
Bu çok fazla örnekleri, mesela işte kanat, her iki üssü de A. Nasıl yazıyoruz? Yine kaftan sonraki demek ki birinci A'yı göstermeyebiliyormuşuz. Onun yerine şu N'yi, N'de de içine bir nokta koyuyoruz. Kanat. Mesela taramak fiilinden isim türetilmiş tarak. Burada da demek ki birinci A'yı terk edebiliyoruz. Ünlü kalın olduğu için burada ön seste bu T'yi şu T olarak düşünüyoruz. Demek ki A ünlüsünü yazmıyoruz. T'nin sadece şu kendi doğrusunu çekiyoruz yukarıdan aşağıya. Sonra bakın ikinci hecedeki A'yı mutlaka yazıyoruz ama. O elif olarak. Sonra tarak. Mesela yatak. Yatmak fiilinden. Burada da demek ki Y'yi ünsüzü yazacağız. Sonra bu Y'sinin noktasını koyduk. A ünlüsünü göstermedik birinci de ama ikincisinde T'den sonraki şu T'den sonraki A'yı bu şekilde göstermiş olduk arkadaşlar. Şimdi Osmanlı bazı çok sık kullanılan kelimelerde bu şekilde her ikisini de elifsiz bile yazmış. Mesela kara kelimesini tutmuş. Mesela birinci hecedeki A'yı hiç yazmamış. Böyle de yazmış. Böyle de yazmış. Mesela kargaşa. Hep kargaşa. Burada üç türde A. Şu şeye geleceğiz şimdi sona geldiğinde yazılışına mutlaka yazılır burada. Dolayısıyla bunu mesela kar a şa. Bakın gördüğünüz gibi sadece sona gelen A dışında hiçbir A'yı yazmamış. Tabi böyle istisnai kelimeler de var. Evet arkadaşlar iç seste durum böyle A'da. A'da son seste nasıl oluyor şimdi? Genellikle elif ile yazılıyor. Yani elif dediğimiz şu. Bazen de şu H ile yazılıyor. Burada kargaşada olduğu gibi. Bazen de aynı kelimenin ikili yazımı oluyor son seste. Mesela son sesi A olan. Dedik bu kara ve kargaşayı ikisinde de baktık. Karayı dedik hem elifle son seste hem de şu H ile gösterebiliyor. Dolayısıyla mesela bazı kelimelerde sadece tek şekil göstermemiş. Mesela baba değil mi? Baba hem iç seste hem son seste var. Şimdi baba kelimesinin yazık klişesinde ba ve ikincisi de ba bu şekilde klişeleşmiş. Yani burada elifi yazmazsa bebe gibi olur. Yani o yüzden burada mecbur yazıyor ikisinde de. Mesela yaya yürüyen var ya ayaklarıyla adım. Dolayısıyla bu yine son seste ya ya şeklinde elifle. Mesela yarmaktan yara. O kelimede bu şekilde de yazıldığı gibi yarayı şu şekilde de yazabiliyor. Yani son sesteki a'lar mutlaka yazılıyor ama elifle ve he ile kalıplaşmış olanları da unutmayacağız. Diğer ikili yazımlarda da mesela renk, alaca renk anlamındaki ala kelimesinde. Ön sesteki a'yı ne yapıyorduk? Metli elifle daha doğruydu yazmak. Sonra L sesini ve son sesi burada elifle bu şekilde ala diye gösteriyoruz. Mesela ata, o da son sesteki a'ya örnek olarak.
Medde elif, sonra T'den sonra yine elifle ata şeklinde. Hatta bunu şu noktayı tek yazarsanız ne olur arkadaşlar? Tabii ki ana olur bu defa. Bakın bir nokta Osmanlıca'da çok şeyi değiştirir. Bu ana oldu. Evet arkadaşlar, A ünlüsünün durumu budur. Osmanlıca'da geldik E ünlüsüne. E ünlüsü Türkçe kelimelerde arkadaşlar önce ön seste diyoruz. Ön sesten başlıyoruz. Ön seste elifle, mutlaka elifle. Bazen bu elifin üzerine şu met şey hemze, hemzenin küçük hemze konulabilir ama şart değil. Sadece şart olan budur ön seste. Ön seste E ünlüsü olan tek heceli kelimeler mesela el. Bu yabancı el anlamında değil. Oradaki E kapalı E'dir. Bu açık E. Yani bu organ, tuttuğumuz organ anlamındaki elin yazımı. Demek ki mutlaka elifle ve lamı da böyle elife birleşmiyor zaten. Mesela ünlem olan ey. Ne yapıyoruz? Elif ve y ile. Buna met işareti koyduğumuz zaman ne okunuyordu? Bu ay. Yani gökteki ay ya da ünlem olan ay olabilir. Mesela ev yazıyoruz arkadaşlar. Ön sesteki ay'ı demek ki ne yapıyormuşuz? Sadece elifle gösteriyoruz. E ve V ünsüzü. Mesela ek. Ünlüsü ince olduğu için, E ünlüsü yani A'nın ince sıradan olduğu için buradaki K'yi kef olarak yazıyoruz. Bu aynı zamanda bu kelime arkadaşlar şunun da yazımıyla aynıdır. En. Yani genişlik anlamında. Eni dar deriz. Dar, ensiz yani. Buradaki en genişsi nedir? Ve mutlaka kefle yazılır. Yani şöyle bir yazım gördüğünüz zaman bunu cümle içinde iyi düşüneceksiniz. Ek midir, en midir? Evet, o şeye yine daha örneklerini yaparız şeyin. Mesela et, değil mi? Şimdi et yazarken yine elif ve t ile. Demek ki mesela yukarıda A'da at yazarken üstüne metli elif koymuştuk. Demek ki burada koymayacağız. Ön sesli e'leri sadece elifle yazmak yeter. Şimdi E'nin iç sesteki şekline bakalım. İç seste tek hecelilerde iç seste tek heceli. Türkçe'de tabii çok tek heceli kelime var. Mesela işte kel gibi, değil mi? Gelmek fiilindeki, gelmek fiilinin kökü gel mesela ya da emir ya da tek gibi E ünlüsünün olduğu şeyler mesela ter gibi bu kelimeler. Çok tabii fazla birkaç tane yani meseleyi göstermek açısından. Ha. E ünlüsü arkadaşlar iç seste ve tek heceli kelimelerde hatta ikiden birden fazla hecelilerde bile e'ler varsa hep hiç gösterilmemiştir. Yani karşılığında bir harf arkadaşlar yoktur. Demek ki bu tür kelimelerde bu e'leri yazıda yazmıyoruz. Bir k'yi bir de l'sini yazacağız ünsüz olarak. Kef, lama birleşince böyle yuvarlaklaşıyor arkadaşlar. Kel. Tabii k ve g ünsüzü Osmanlıca'da onun da karşılığı tek olduğu için o da yine aynı yazılacak. Demek ki bu birinde K okunacak, diğerinde G okunacak. Mesela tek yazarken T'yi kefe birleştirince böyle üstüne iki noktasını koyuyoruz. Bu tek. Mesela bu da ter. T'yi R'ye birleştiriyoruz. T iki noktası bir de R. Ter. Demek ki arkadaşlar E ünlüsü iç sesle yazılmıyor.
Yani bunun tabii daha çok örnek diğer çok hecelilerden de mesela birkaç örnek yazalım. Mesela teker. Türkçe kelimeleri arkadaşlar şey yapmıyoruz. Diğer Arapça, Farsçalarda tabii o farklı bir özellikte. Mesela ne yapacağız? Demek ki her iki ayı da yazıda göstermeyeceğiz. Yani yok Osmanlıca'da bunlar. O halde ünsüzlerini yazıyoruz. T'yi, kafı ve r'yı. T, kaf ve r. Bu teker. Mesela yine elek yazıyoruz. Bu iki hece. Ha şu ön sesteki olayını unutmuyoruz. Ön seste mutlaka elifle gösteriliyor arkadaşlar. Dolayısıyla sadece şu iç sesteki gösterilmiyor. O halde eleği nasıl yazacağız? Önce elifini çekeceğiz. Sonra elifini şöyle düz çekeceğiz. Sonra lamı ve kefi. Bu şekilde birleştireceğiz. Bu oldu elek. Mesela emek yazalım diyelim ki. Emek nasıl yazacağız? Yine ön seste E var. Son iç sestekini göstermiyoruz. Başta elifini çektik. Sonra mim ve kefi bu şekilde yazacağız. Bu da emek olmuş oldu. Mesela yine çok sesli. Bebek olsun. İki tane. Bir de kelebek örneklerini verelim. Üç tane ünlü var. Şimdi burada da demek ki mesela ünsüzlerini yazarak bebek. Burada da şimdi o arkadaşlar bu kural olarak yazalım da kef, lam, be ve kefi. Çünkü ünlüler ince sıradan olduğu için bu ke yerine kefi tercih ediyoruz. Kefi lama birleştirince o şekilde oluyor. Kelebek. Şimdi bunlar Osmanlı'nın son döneminde yani artık tabii bilmiyorlardı ki harf devrimi olup kalkacak. Şöyle geliştirmişler. Yani aradaki bütün ünlüleri gösterelim demişler. Yani o zaman da işte okumada sıkıntı olmasın. Kelimenin ünlüsü mutlaka bütün ünsünü gösterelim diye. Mesela bunu şöyle bakın B ve E yerine bununla böyle yazma denemeleri olmuş. Böyle bir gayret içine girmişler ama işte kelebeği de böyle önce K hecesini sonra L hecesini yaparak sonra da bek hecesi sonra K ayrı ayrı yani çok garip bir şeyle bütün ünleri yazmakla ama tabii bu kural haline gelmemiş. Harf devrimiyle zaten bu gayretler boşa gitmiş. Evet arkadaşlar. Şimdi E ünlüsünün iç sesteki de durumu bu. Demek ki iç seste yazılmıyor. Son seste yani son seste kelimenin son sesi E ünlüsü olduğu zaman mutlaka ve mutlaka şu H ile kendinden önce birleşen bir harf gelirse de şu şekilde bağlanıyordu. Bu H ile yazılır arkadaşlar. Mesela de sonu E ile bitiyor. Mesela işte deve ya da mesela dere ve diyelim ki keçe. Şimdi bunlardaki son E'ler demek ki mutlaka şununla iç sestekine ne dedik? Yazılmıyor. Yani son dönem Osmanlıcasında işte bu bebek kelebek örneğini verdiğimiz gibi yazma denemeler olmuş ama tabii olmamış. Sonuçlanmamış. O halde de yazarken D ünsüzünü şu D ünsüzüne sondaki E'yi mutlaka yazıyoruz. Şu şekilde. Dede. Yine dere yazarken de dal, r ve sondaki e'yi mutlaka şu h ile gösteriyoruz.
Deve yazarken de yine dal, vav, yine sondaki e'yi de şu he ile gösteriyoruz. Keçe yazarken de yine kefi, bakın çime. Bu gruba nasıl birleşiyor? Yukarıdan. Böyle geliyor. Evet, k'nin üst çizgisi sonradan çekilir. Sonra altına da 3 tane nokta koyuyoruz. Keçe olmuş oldu. Evet arkadaşlar, demek ki mesela birkaç örnek daha verelim. Teke ya da ve de leke. Yine burada da demek ki sondaki e'ler, lekede de e ile gösterildi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e'yi geçmeden, bitirmeden önce şimdi bizim Türkçemizin asli ünlülerinden olup fakat Osmanlı döneminde de şimdiki Latin harfli kökenli alfabemizde gösterilmeyen bir kapalı e var. Buna kapalı e diyoruz. Mesela demin el organ adı olarak örnek vermiştik. El zaten konuşurken sizin telaffuzda da bunu hissediyorsunuzdur. Bir de el var, yabancı el. Dolayısıyla bunların Osmanlıca'daki yazımında bir şey var. Diğer açık e ile kapalı e ile ayırmada. Bunu Osmanlı bu kapalı e'leri kelime başında elif ve y ile, yani ön seste. Ön seste elif ve y ile arkadaşlar, iç seste ise iç seste sadece şu y ile göstermiş çoğu zaman. Dolayısıyla bundan mesela birkaç örnek verelim. Yani bu kapalı e'nin olduğu. Mesela şu en çok kullandığımız Osmanlı döneminde de bu etmek yardımcı fiili vardır. İşte şunu etmek, bunu etmek. Yani bu bütün isimlere bunu yardımcı fiili getirerek birleşik fiil oluşturuyoruz. Bunun işte e'si kapalıdır arkadaşlar. Osmanlı döneminde bu kelime her zaman demek ki ön sesteki e'nin yazım, bu kapalı e'nin yazımı gibi mek mastarekini de yazınca y'si ve sonraki t'si. Bunu yani bu itmek değil, yani bir şeyi itelemek öne doğru, o fiil akri ayrı bir şey arkadaşlar. Bu işte diyelim ki yardım etmek. Mesela ya da hissetmek. Arapça hisse gelmiş, hissetmek. Bu etmek yardımcı fiili sürekli bu kapalı e'nin yazımı gibi elif ve y ile yazılır arkadaşlar. Bu kelime de böyle. Mesela acele etmek anlamındaki evmek. Bu da yine e'si kapalıdır. O halde bu da ne yapılacak? Yani sadece e ünlüsünün başta gösterildiği gibi elifle yetmez. Burada ön seste bunu da y ile yazacaksınız. Sonra v ünsüzünü yazacaksınız. Ya bu ivmek. Yani i diye okumuyorsunuz. Evmek yani. Evmek. Mesela ulaşmak anlamında ermek, erişmek, eren bu şeyde. Bu kelimenin kökü de yine demek ki e'si kapalı e olduğu için ermeyi bu şekilde yazıyoruz. Mesela bundan erken, er kalktı, er geldi veya geç, oradaki de e yine er ya da erken derken yine buradaki e kapalı olduğu için mesela bu şekilde y'li yazıyoruz. Mesela ertesi, cuma ertesi, pazar erte kelimesindeki e de erte kelimesindeki, ertelemekteki de yine bu e de yine kapalı e olduğu için y'li yazılacak. Yani elif, y, r, sonra t ve son e gelen e bununla yazılıyordu. Mesela yine çok kullanılan demek, mesela demek değil mi? Demek, söylemek. Bu kelime de Osmanlı döneminde arkadaşlar, yani sürekli harf inkılabına kadar hep y'li yazılmış. Mesela yemek. Bu da yani yine bunların e'leri de arkadaşlar, bu iç sesteki bu e'ler kapalı e'dir. O halde siz
demeyi siz metinlerde hep bu şekilde şöyle göreceksiniz. Yeğeli. Mesela yemek. Birinci ye şu ünsüz olan ye arkadaşlar. Şu ikinci ye de şu ikinci ye. Yani bunları mesela yemek yedi yazarken yemek yedi yazıyorsunuz. Yemek yedi. Şimdi Osmanlı hep böyle yazmış. Siz bunu yemek yedi diye okumuyorsunuz. Bu yemek yedidir. Ha, sayı olarak yedi de o zaten tek ye ile yazılır. Çünkü iç seste açık hece olduğu için mesela yedi rakamı şu. Bunu normalde şöyle yazarsınız. Ama kapalı yerlerde dediğim gibi ye ile gösteriliyor. Mesela organ olarak el dedik. El bu yabancı anlamındaki el ve de elçi. Bunlarda da arkadaşlar demek ki bu kapalıdır. Ya da memleket hangi eller, yaban eller falan derken bunlar da hep kapalı e olduğu için elçi mesela bu da vilayet il de bu aynısı. Memleket anlamında. Demek ki böyle kelimeler mesela Osmanlıca'da çok geçen vermek, vermek fiilindeki e kapalıdır. Ondan sonra bundan türemiş kelimelerin hepsi vergi falan hepsi demek ki kapalıdır. Dolayısıyla nasıl yapılacak vergi vermek fiilinde? Vav, ye, sonra re. Verdi veya vergi neyse türevleri de aynı şekilde. Dolayısıyla mesela geri kelimesindeki e kapalı e olduğu için y ile yazılacak. Yani geriyi siz Osmanlıca'da hep bu şekilde. Hatta son bunun i ünlüsü sonradan düzleşmiştir. Eski şekli böyledir. Bunu giri diye okumuyoruz tabii. Bu geridir. Ama yazımı klişe böyle. Mesela yeni, yenideki e de kapalıdır. O halde y ile yazılacak. Bu da ünsüz olduğunu 2 y ile. Buradaki yenideki ne arkadaşlar? Genesidir. Genesi olduğu için kefle yazılacak. Dolayısıyla yeniyi bu şekilde yazacağız. Mesela geniş kelimesi de yine e'si kapalıdır. Gen mesela gen'den türemiş. Gen, geniş. Buradaki ne de yine genesidir. Dolayısıyla şuradaki y demek ki kapalı e'yi gösteriyor. Geniş. Ş'nin de noktasını unutmuyoruz. Evet arkadaşlar. E ünlüsünü de bu şekilde tamamlamış olduk. Burada bir ara verelim. Merhaba arkadaşlar. Ünlülerimize yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. I ve i ünlüleri. Türkçenin bu ünlüleri eski yazımda birbirinden ayırt edilmemiştir arkadaşlar. Dolayısıyla ikisinin de ön seste, iç seste, son seste yazımları aynıdır. Kelimenin bütününe göre burada okuma yapıyoruz. Bu ses, bu iki ı, i düz sesimiz ön seste elif ve y ile bu şekilde. Bazen yalnız elifle. Bazen de bu elifin altında şu hemze işareti ile yazıldığı görülür. Ön seste yani kelimenin ilk sesinde. Mesela tek heceli kelimelerden örnek verelim. İz. Mesela iş. Buradaki ön sesteki i'leri eski yazıda biz nasıl göstereceğiz? Demek ki elif ve y ile. Sonra
Z, Türkçenin Z'si, şu Z arkadaşlar. Üstüne nokta koyuyoruz. Is. İş de yine aynı şekilde. Başta Elif ve Y ile. Sonra Ş. Ş, Ş'ın 3 dişlidir. Sona gelince 3. dişi büyük yazılır. Şuradan devam ediyoruz. Evet. 3 noktasını da koymayı unutmuyoruz. İş. Demek ki arkadaşlar bu genellikle Elif ile Y ile yazılıyor. Mesela ilk yazalım. İlkin yazılışı yine Elif, Y, sonra Lam, sonra da Kef. İlk. Sonra mesela it, yani köpek anlamındaki bu it. Elif, Y ve T ile yazılıyor arkadaşlar. I, I ses arkadaşlar iç yani ön seste bazen Y'siz de yazılır. Mesela şu kelimede ıslık ya da ıslak. Ön sesteki I'lar. Şimdi mesela bu kelime iki şekilde yazımı görülmüş. Evet. Demek ki ı sesi için sadece elif. Yani burada hareke gibi düşünülmüş yani. Islık. İkinci iç sesteki y yazılmış. Yani bu kelimeyi şöyle de görebiliriz. Yani doğru şekli aslında bu. Sonradan tasarrufla y'si düşmüş. Evet. Yine ıslak kelimesinde de tabii burada ünlüleri kalın olduğu için sadı tercih etmişiz. Islak kelimesinde yine buradaki ı sesi için baştaki elif. Bu kelimeyi tabii yerli de yazmak mümkün. Şurada Y koyarak yazmak mümkün arkadaşlar. Isı, sıcaklık anlamındaki ısı. Yine ünlüleri kalın olduğu için bu sinli de satlı da yazım şekilleri var. Buradaki I sesini baştaki elifle isterse eliften sonra sattan önce bir de Y koyarak bu şekilde yazma imkanı tanınmış. Bazen mesela istemek kelimesinde fiilin kökü iste. Burada eski metinlerde mesela bu şekilde şu hemze alta konduğu zaman elifin altına bu kesinlikle ı-i ifade eder. Üste konulduğu zaman da a-e ifade eder. Dolayısıyla başka da Y'yi yazmadan bu şekilde sin ile mim ve kef ile mastar eki. Bakın sinin 3 dişi sonra bir de T'nin. Dolayısıyla istemeyi bu şekilde baştaki İ ünlüsünü sadece elifle, hemzel elifle göstermek mümkün olmuş arkadaşlar. Bu I, I sesi arkadaşlar iç seste genellikle Y ile yazılıyor. Yani şu içte yazılan Y şekliyle. Bazen de hiç yazılmıyor. Yani bazen hiç yazılmıyor. Şöyle gösteriyoruz. Yani boş yazılmayabiliyor iç seste. Mesela tek hecelilerde ama mutlaka yazılır. Tek hecelilerde iç seste mutlaka yazılır. Yani diyelim ki kız, diyelim ki kır, yani bu aynı zamanda kırmak fiilinin kökü de olur. Beyaz anlamına gelen kır ya da sahra anlamına gelen kır da olabilir. Yazımları aynıdır.
Ünlüsü kalın ı olduğu için arkadaşlar buradaki k'ye karşılık olarak kafı kullanıyoruz. Sonra demek ki bu iç seste, tekecillerde mutlaka bu ı'ları gösteriyoruz. Ne ile? Y ile. Evet. Kır yazarken de kırın kızdan ne farkı var? Sadece şu z'nin üstündeki noktayı kaldırırsa arkadaşlar kır olur. Yani bu üstüne bir nokta koyarsak z olur, kız olur. Evet. Mesela yine iç seste girmek fiili. Değil mi? Girmek fiilinin kökü. Şimdi burada ünlü ince, iyi ünlüsü olduğu için buradaki G'yi kefle gösteriyoruz. Zaten G'leri kefle gösteriyoruz. Girmekten gir veya emir. Gir, içeri gir. Ya da işte diyelim kırık. Nasıl yazacağız? Kırmak fiilinden kırık. Ünlüleri kalın olduğu için bu iki K'yi de kafla yazacağız. Evet, noktalarını koyuyoruz. Bakın burada bütün ünlüler de ünsüzler de bu kelimede göstermiş olduk. İki tane ı ünlüsü var, y ile gösterdik. Evet arkadaşlar, ı ve i ünlüsünün iç sesteki durumu demek ki tek hecelelerde mutlaka y ile, birden çok heceli kelimelerde de bu şekilde bazen her ikisi de gösterilir. Bazen de gösterilmez arkadaşlar. Bu kelimenin çok sık kullanılıp kullanılma durumuna göre sık kullanılan kelimelerde. Mesela özellikle mesela sayılarda diyelim ki 40. Mesela 8. Buradaki ı-i ünlülerine bakalım. Veya işte 1. Gibi. Bunlar çok sık kullanılır çünkü rakamdır bunlar. Dolayısıyla bunlardaki şu ı'ları, ı sesini göstermiyorlar Osmanlı artık. Mesela şöyle ı ünlü kalın olduğu için bu kefleri k seslerini kafla gösteriyoruz. Evet. 40'ı böyle. Mesela 8. İç seste E'yi göstermiyorduk zaten hatırlıyorsunuz. Sin'i yapıyoruz. Kef'i ve Z'yi yapıyoruz. Bu da 8. Demek ki şu aradaki İ'yi göstermiyoruz. Burada da göstermedik. 1. 1 çok kullanılan bir kelime arkadaşlar. Hem belirsizlik sıfatı olarak hem de sayı adı olarak. Sadece B ve R ile. Aradaki İ ünlüsünü artık göstermiyoruz arkadaşlar. İşte çok sık kullanılan kelimelerde bu şekilde tasarruf var. Mesela biz olsa zamir değil mi? Bu da yine B ve Z ile. Yine ikinci çoğul zamirimiz olsa siz. Yine Y'siz. Sin ve Z ile göstermemiz yeterli oluyor. Arada bu İ'leri göstermiyoruz. Evet. I ve i'nin son sesli arkadaşlar gösterimi. Son seste mutlaka yani düzenli olarak hep y'nin sona gelen şekliyle bu şekilde ya harfiyle gösterilmiştir. Ama sona gelen şekil çünkü son ses diyoruz. Mesela bunların birkaç örnek verelim. Mesela iri olsun hem ön seste hem son sesteki gösterimine bakalım. Ya da iki olsun. Şimdi ön seste neydi? Elif ve Y ile. Sonra son seste de mutlaka yine Y ile, o da Y'nin sona gelen şekliyle. Bu şekilde. İki yazacak olursak da demek ki başta İ ünlüsü Elif ve Y. Sonra sonda da
yine Y ile gösteriyoruz arkadaşlar. Mesela yeni desek, yeni. Burada belki daha önce yazmıştık bunu ama E ünlüsünde iç sesli E ünlüsü yazılmıyordu. Yeninin de N'si genesiydi arkadaşlar. Genesi neleri biz? Yani nazal num dediğimiz bunları kefle yazıyoruz. Numla yazılmıyor yani. O halde yeniyi de bu şekilde yazıyoruz. Bazı matbaa eserlerinde ve Osmanlı'nın son döneminde bu genisine olan keflerin üstüne şöyle 3 nokta koymuşlar ama bu kural değil arkadaşlar. Her yerde onu aramayısın. O zaten şey olmamış, genelleşmemiş. Mesela son seste yine askı. A ünlüsü başta böyle. Ünlü kalın olduğu için burada sadı tercih ediyoruz. Yine kalın olduğu için kafı. Sonra sona gelen Y ile de son I ünsüzünü gösteriyoruz arkadaşlar. Yine mesela yazı. Yazmak fiilinden bir isim yazı. Yine yaşlı anlamına gelen ihtiyar, karı. Bunların yazımında da yine ünlülerini gösteriyoruz. Ya, z. Ünlüsü kalın olduğu için burada K sesini kafla gösteriyoruz. Sonra A ünlüsünü elifle, sonra R ve sonra son ünlüyü de Y ile gösteriyoruz arkadaşlar. Mesela sarı olsa ve silgi olsa, bunlara da bakalım şimdi. Sarı ünlüsü A kalın olduğu için burada satla, sattan sonra elif, sa hecesi, sonra r'ye ve son ünlüyü de y ile gösteriyoruz. Silgide bu fiilin kökü arkadaşlar silmek. Silmek, sil kökü tek hecelidir ve tek hecelilerin içinde de i ünlüsü mutlaka y ile gösterilir. Dolayısıyla burada herhangi bir tasarrufumuz yok. İkisini de göstereceğiz. Sonda mutlaka gösterilirdi. Kökü tek heceli olanlarda da mutlaka gösterilirdi. O halde ince ünlü olduğu için bunlar sinle göstereceğiz. Sil gi. Sinin üç dişinden sonra bir de bu i ünlüsünü göstermek için y için bir diş yapıyoruz. Dolayısıyla burada dört diş olması lazım. Dolayısıyla silgiyi bu şekilde yazmış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar işte çok sık kullanılan kelimelerde bazen bu i ünlüsü, iç sesteki i ünlüsü yazılmayabiliyordu. Mesela şu gibi ve kişi gibi kelimelerde. Şimdi dikkat edin. Bunlar Türkçe'de çok kullanılan. Mesela şu benzetme edatı. Bunun da yazımı klişe haline gelmiş. Mesela kef'ten sonra B ve Y. Yani birinci İ ünlüsünü göstermemiştir arkadaşlar. Kişi de yine öyle. Kef'ten sonra İ ünlüsünü yazmamışlar. Sadece sona gelen Y ünlüsünü yazmışlar arkadaşlar. Çok kullanıldığı için arada burada bir de şu birinci i için y'yi yazmamışlar. Çok kullanılanlarda böyle kısaltmalar olabiliyor. Evet arkadaşlar. Bu sona gelen i sesinin yazımında Osmanlı'nın son döneminde bu sondaki i'leri de eskiden yuvarlak olup da sonra düzleşen kelimelerin yazımı korunmuş arkadaşlar. Onlarda sesler değişmemiş. Mesela ileri kelimesinin klişe yazımı
Klasik Osmanlı dönemi boyunca mesela ön sesteki i'yi ye ile, elif ve ye ile, sonra lam, rı ve sonu vav ola. Yani eski şekli olarak, ileri şeklinde klişe yazımı korunmuş arkadaşlar. İleriyi, yani sonunda burada bu kelimede ye ile yazmamışlar. Mesela daha önce kapalı ünlüde de geçti. Geri kelimesinde yine, geri kelimesinde kapalı e'yi de ye ile yazıyorduk. Bu da klişe olarak geri gibi yazılmıştır. Bu şekilde geri kelimesi. Mesela içeri, içeri, yine sonundaki i ünlüsü arkadaşlar vavla gösterilmiştir. Mesela yine inci kelimesi, inci. Bunların asılları sonu yuvarlak ünlülü olduğu için arkadaşlar, dolayısıyla inci kelimesinin yazımı da elif, ye, i sesi baştaki, sonra nunun bu cim grubu ile birleşiminde yukarıdan birleşiyordu yine, hatırlayın. İnciyi de bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Yine eski klişe yazımlardan kalma, iyi kelimesinin bunun eski şekli. Tabii bu eski Türkçe'de et güden geliyor. D'den Y'ye bir gelişme var. Sonra zaman içinde yazım klişesi bu şekilde kalmış. Yani bu eskiden et güden eyü olmuş. Eyü. Sonra şimdi iyi diye Osmanlı'nın son döneminde de son ünlüsü düzleşmiş ama yazı da bu şekilde kalmış arkadaşlar. Mesela yine karşı kelimesinde kar şı son ı ünlüsü, demek ki bu da yine vav olarak eski klişe şeklini korumuş. Şimdi şeyde de öyle, mesela kapıda da kapı son ı'sı demek ki vav ile eski klişeden kaldığı şekliyle gösterilmiştir arkadaşlar. Bunlar tabii bu kelimeleri bu şekilde kalıplaştığı şekilde bilmemiz, öğrenmemiz lazım. Bunları siz defterinize birkaç kere yazınca bu şekilde aklınızda kalacak. Evet arkadaşlar, ünlülerimizin son grubu olan yuvarlak ünlüler, o, ı, u ve ü ünlüleri, işte Türkçenin Osmanlı alfabesiyle ifadesinde en zayıf noktalarından bir tanesi bu. Bu ses arkadaşlar Osmanlı Türkçesinde birbirinden ayırt edilmemiş. Dördü içinde aynı şekilde kullanılmıştır. Şimdi ön seste genellikle elif ve vavla yazılmış arkadaşlar. Bazen bu hemzeli elifle, tabii bu harekesi ötüre olmak üzere gösterildiği veya bazen hemzesiz şekilde bu şekilde de gösterildiği olmuştur. Ama kural olarak tek hecelilerde, ön seste tek hecelilerde mutlaka elif ve vavla. Yani mesela diyelim ki ok kelimesi ya da ol kelimesi. Şimdi ok ön seste demek ki mutlaka ne yapılacak? Elif ve vavla o ünlüsü gösterilecek. Sonra kalın ünlü olduğu için bunu kafla göstereceğiz, son k'yi. Ok. İşte ol'da da yine öyle. Elif, vav ve lam ile bunu göstereceğiz. Bu mesela ölmek de böyle yazılır. Ancak Osmanlı son dönemde olmak ile ölmeyi birbirinden ayırmak için arkadaşlar elifin üzerine hemze koymuş. Bunu öl diye okuyun, bunu da ol diye. Ama
Eski dönemde bu ayrım yok. Sıra bu işte dört yuvarlak ünlü için tek karşılık olması arkadaşlar, dediğim gibi okumada çok sıkıntılar, zorluklar doğurabilir. Yazımda sorun olmaz da. Mesela şimdi şu kelimeler on yazıyorum, un yazıyorum. Bu sayı olarak on. İşte bu da un, yemeklik un, pastalık neyse. Bir de ün. Ünlü diyoruz ya, şanlı, şöhret, ünlü. Şimdi bu kelimelerin arkadaşlar yazımlarının üçü de aynı. Çünkü O'nun, U'nun, Ü'nün ve Ö'nün, yani yuvarlak ünlülerin ön sesteki yazımları standart değişmediği için, mesela şöyle yazınca sondaki N'yi de nun olarak, işte buyurun, bu üçü için de aynı tek şekil geçerli. Bu durumda tabii cümlede, cümlenin gelişine göre, anlama göre okunacaktır. Bunları da dikkat etmemiz lazım. Mesela diğer şey var, ön kelimesi. Bu nasıl yazılacak? Bunlardan farklı. Niye farklı? Çünkü öndeki N genizlidir, yani nazaldır. Dolayısıyla bunu da nazalla, kefle yani göstereceğiz önü. Diğerleriyle bu karışmaz. Mesela ön seste mutlaka elif vavları, öz mesela değil mi? Öç veya ya da uç ya da üç. Bak bu da aynı şekilde. Öz için tek şekil zaten Z, R'nin noktalı olanı. Bu öç, uç ve üç için ön sesteki üçü de aynı elif vav. Son sesi zaten Ç, o da cim karnında üç nokta. Dolayısıyla bu üçü içinde bu tek şekil karşılamış oluyor arkadaşlar. Mesela ot diyelim. Ünlüsü kalın da olsa Türkçe kelime olduğu için bu T ile gösterilir. O aynı zamanda ötmek fiilinden emir. Öt bakalım derken yine aynı şekilde de yazılır arkadaşlar. Bu aynı zamanda evet diye de okunur. Tabii cümleye göre bunların şeyine dikkat edeceğiz. Şimdi arkadaşlar iç seste bu yuvarlak ünlüler, yani dördü için yuvarlak deyince anlayın, dördü de iç seste tek heceli kelimelerde mutlaka arkadaşlar vavla gösterilir. Yani bu kuraldır. İç seste bu yuvarlak ünlüler tek heceli kelimelerde mutlaka vavla. Mesela bol değil mi? Bu aynı zamanda bulmak fiilinden emir olan bul. Ya da bölmek fiilinden bölmek, bir ekmeği bölmek mesela böl. Bunun üçü de demek ki aynı yazılacak. Niye? Çünkü diğer sesler aynı. B ve L'nin eski yazımda tek karşılığı var. Bu yuvarlak ünlüler de iç seste tek heceli kelimelerde vavla yazılacağına göre bunlar için şöyle bir B, vav ve sonunda L. Evet. Bu aynı zamanda Arapça'da bevl kelimesi de böyle yazılır. O Arapça şeylerde şu an söz konusu değil. Mesela diyelim ki yine tek hecelilerde farklı olsun. Yol mesela ne olacak yazımı? Y'den sonra bir vav, sonra lam. Sonra yok olacak. Yoku nasıl yazacağız demek ki? Y'den sonra bir vav, sonra ünlü kalın olduğu için bu kaf. Eğer bu yük olsaydı, Y ve bu durumda ünlüsü, tabii Ü ile O'nun ünlüsünün yazımı değişmiyor. Ama Ü ince ünlü olduğu için buradaki K'yi kefle göstermemiz lazım. Yani şununla. Dolayısıyla yükün yazımı şu kısmı aynı. Son K sesi bu kefle gösterilecek. Mesela yüz. Bu tabii yüzmek fiilinden emir. Sayı olarak yüz. Ondan sonra insanın suratı, yüzü anlamı hepsi aynı şekilde Y, Vav ve Z ile
gösterilecek arkadaşlar. Terk heceliler dedik. Örneklere devam ediyor. Mesela yurt, o da terk hecedir. Normal yazımda y, vav, r ve t ile gösterilecek. Mesela Türk. Türk. T, vav. Sonra r. Ünlü ince olduğu için kefle tabi. Kafla olmaz. Tabi bunlar sık kullanılan kelimelerden olduğu için son dönemde bu vavsız da, bunları vavsız da görmek mümkündür metinlerde arkadaşlar. Evet. Yine mesela 4. Tek hece. Bunu da şu evet yurdun noktalısını unutmuşuz y'si. Çünkü bu noktaları üste koyunca böyle t olur. Dolayısıyla olmaz o. 4 şimdi 4'ü yazarken arkadaşlar d çünkü ön seste ö içinde vav'ı sonra r'yi sonra t'yi yazacağız. Mesela kurt olsa yine demek ki Türkçe'de iç seslerde bu t'ler hep iki noktalı olanla gösteriyor. Türkçe kelime için geçerli bu. Mesela ünlü kalın olduğu için buradaki k'yi kafla gösterdik. Sonra r, sonra da t. Evet. Yine iç seslerde mesela tek hecelilerde kör. Yine ünlü ince olduğu için bunu kefle, kafla değil arkadaşlar. Kefle gösteriyoruz. Bu eğer kor olsaydı, kor ateş. Kor ateş olsaydı o zaman ünlü kalın olduğu için bu k yerine kafı tercih edecektik ve bu şekilde yazacaktık. Evet arkadaşlar. Şimdi birden fazla heceli kelimelerin yalnız bir hecesinde yuvarlak ünlü varsa bu yine düzenli olarak vav ile gösterilir. Mesela işte topuk gibi ya da topuz gibi. Bir hecesi, bunların iki hecesinde de şey var. Yuvarlak ünlü var. Bu durumdaki birden çok heceli kelimelerde yalnız şunu unutmayın. Ünlü uyumlarında hatırlatmıştım size. O ve ö sadece ilk hecede bulunur arkadaşlar. İlk heceden sonra yuvarlak ünlülerden sadece u ya da ü bulunabilir. Bunu unutmuyoruz hiçbir zaman. Dolayısıyla iki ve daha fazla heceli kelimelerde her ikisinde de yuvarlak ünlü varsa bunların bazı kelimelerde birincisi bazı kelimelerde ikincisi bu vavla gösterilen bu yuvarlak ünlülerden bu vavların yazılmama durumları olabilir. Mesela bu kelimelerde yazılır. Öyle alışılmış. Ünlüsü kalın olduğu için şu t'yı tercih ediyoruz. P'yi biliyoruz zaten. P'den sonra yine vav. P'nin 3 noktasını alta. Sonra kafla son sesimizi yazıyoruz. Topuzda da yine ünlüsü kalın olduğu için t ile. Sonra p. Bakın buraya kadar yukarıdaki ile aynı. Topuz son sesi değişiyor. Burada da z ile. Şimdi bazı sık kullanılan kelimelerde dediğim gibi bu her iki yuvarlak ünlüden bazen birincisi bazen de ikincisi arkadaşlar yazıda terk edilebiliyor. Yani bu müsaade var. Yani dolayısıyla ikisinde de yazılsa yanlış olmaz. Mesela büyük kelimesinde ya da bütün kelimesinde aradaki iki yuvarlak ünlüyü düşünelim. Şimdi normalde bu her ikisinde yazdığımız zaman bu şekilde yazılır. Ünlüsü ince olduğu için kefle. Bütünü de yine öyle. Bütün. Evet.
Ama dediğim gibi bunlar çok sık kullanılan kelimeler olduğu için bu kelimelerde birinci vavlar yazılmamış. Yani bütünü şu şekilde yazmış Osmanlı. Pardon, bu ters yazdık. Şu bütün yukarıdaki için. Yukarıdaki için şu. Büyük için de yani aynı şekilde şu şekilde birinci vavu düşürerek büyüğü bu şekilde yazmış arkadaşlar. Mesela bölük yine hem askeri bir terim olduğu için de ya da diyelim ki soluk. Bunlarda da yine birinci vavları yazmayabilmişler. Yani B'den sonraki vavı düşürmüş. Bölük bu şekilde yazmış. Soluk. Normalde bu şekilde mesela burada da ikinci vavı yazmayabilmiş arkadaşlar. Yani yazılsa ne olur? Şey olmaz ama tasarruf yazıdan da burada da yazmamış. Mesela bazı kelimelerde yani vavlu vavsız şekiller her ikisi de şey yapılmış arkadaşlar, korunmuş. Mesela boncuk kelimesinde hem vavlu hem vavsız. Yani her ikisinde mesela boncuk. Buradaki neyi niye böyle yazdık? Çünkü cime birleşimler yukarıdan oluyor. Boncuğu böyle yazdığı gibi arkadaşlar ikinci şeyini de düşürdüğü olmuştur. Yine burada bu defa ikinci vavı yazmadan doğrudan cimden sonra kafı yazarak boncuğu bu şekilde de yazmış arkadaşlar. Yine mesela küçük. Küçük kelimesinde de alışılmış olarak ikinci vavın düşürüldüğü, birinci vavın yani bir Q hecesinin ünlüsü duruyor. İkinci Ü ünlüsünün düşürüldüğünü çokça görürüz arkadaşlar. Şey yazdık mı mesela bakalım. Çocuk örneğinde yine öyle küçük gibi ço hecesi sonra cuk hecesinde de cimden sonra direkt kafı yazarak bu şekilde yazıyoruz. Bir de vücut uzuvlarıyla ilgili yani vücut parçaları mesela insanın koyunu. Bir de hayvan olan koyun var. O farklı. Mesela böğür var insanın bir parçası. Koltuk altı yani koyun, böğür, yan tarafı. Mesela boyun. Bunlar da arkadaşlar unutmayın topluca aklınızda kalabilir. Mesela burun da yine bunlardan, uzuvlardan. Bunlar da ikinci yani şu ikinci hecedeki ünlüler düşürülür genelde. Çünkü bunlar zaten ünlüyle devam ettikleri zaman, ek aldıkları zaman zaten vurgusuz olduğu için konuşmada da düşer. O yüzden yazımda da düşürülmüş. Mesela koyunlu Y'den sonraki U ünlüsünü yazmadık. Yani bunlar da demek ki uzuvlarda yazılmıyor. Mesela böğür. Bu yumuşak ki arkadaşlar ince ünlülerle olduğu zaman kefle yazılır. Evet. Mesela şey boyundu değil mi? Boyunu yazalım. Boyunu da yine bu şekilde yazıyoruz. Burun yazarken de yine bu hecesi, run hecesini yine ünlüsüz yazabiliyoruz arkadaşlar. Yine göğüs mesela göğüs o da bir vücut uzvu. Hatta gönül var. Biz çok geçen bir kelime gönül. Bunların yazımlarını çok iyi öğrenin.
Yine bunlarda da ikinci ü ünlülerini göstermeden, mesela göğüsü bu şekilde, gönülü de yine birinci hecesinde gösteriyor ü ünlüsünü, ikincisinde göstermeden bu şekilde kalıplaşmış olarak gönülün yazımını da öğreniyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, daha çok sık kullanılan kelimelerde bu ikisinin de düşürüldüğünü görebiliyoruz Osmanlıca'da. Bu kelimeler tabii çok sık kullanıldığı için okumada, yani metinleri çokça okuyanlar onu artık öğrenmiş oluyor. Mesela 9 rakamdır, çok geçer. Mesela buçuk, yine sayılarda kullanılan, ya da kuruş. Şimdi bunlar da arkadaşlar sadece ünsüzlerinin yazımıyla, mesela 9'u T, Kaf ve Z ile bitirmiş, o kadar. Ünlülerini hiç yazmamış. Buçuk mesela B, Ç ve Kaf olarak. Aradaki iki yuvarlığı da düşürmemiş. Mesela nedir bu? Kuruş. 3 kuruş, 5 kuruş, neyse. Bunda da yine tabii kuruştaki baştaki K'yi önce şeylerde gayınla, sonradan, son dönemde bunu kafla da yazmışlar arkadaşlar. Şının da noktasını unutmuyoruz. Yani dediğim gibi, bu çok sık kullanılırsa bu iki yuvarlak ünlüyü de yazmama olabilir. Yani yazılsa daha iyi olur aslında. Evet arkadaşlar, son seste, son seste sadece Türkçe'de dediğimiz gibi U ve Ü ünlüler bulunur. O'lar, Ö'ler bulunmaz. Dolayısıyla bunların işte gösteriminde tam bir kural yok. Genellikle Vav'la gösterilir. Ama bazen de Y ile gösterildiği olur arkadaşlar. Mesela örnek verelim. Su, son ünlüsü. Bu Vav'la, bildiğimiz gibi. Ünlüsü kalın olduğu için Sat'la. Mesela bu işaret, zamir ya da sıfat olarak B ve Vav'la. Mesela koku, koku, Kaf, Vav, Ko hecesi yine Kaf var. Evet. Ama bazı kelimelerde de ise arkadaşlar mesela tütsü, tütsü gibi kelimede birincisinde yazıyoruz, ikincisinde sin. Yani burada 1, 2, 3, üçüncü dişi y ile birleşiyor. Tütsüyü de bu şekilde yazabiliyoruz. Mesela tapu, sondaki yuvarlak ünlü de ta, bu Vav'la bu kalıplaşmış. Ama mesela diyelim ki bazı kelimelerde koyu gibi, koyu. İki şekli de var. Mesela Vav'lı şekli de bu koyu. Aynı zamanda kuyu da olarak okunur bu. Hem kuyu hem koyu. Dolayısıyla bunu şu şekilde de yazıldığını görebilirsiniz. Birinci Y, şu ünsüz olanı, ikinci son U da Y ile. O şekilde Y'li de yazıldığını görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela doğru kelimesi. Bunu da tabi ünlü kalın olduğu için burada T ile, bu klişedir. Doğru hep T ile yazılır. Bunu Vav'lı da görebilirsiniz. Şu şekilde Y ile de görebilirsiniz. Yine köprü mesela. Köprü. Bu şekilde de görülebilir. Sonu Y ile de görülebilir. Yine mesela kutu, kutu,
Bu tabii Latinceden dilimize sonra Türkçeleşmiş tabii şimdi ama bu nedenle bunun da son yazımında kut, yani bunu kutu diye okumuyoruz tabii. Bu kutudur. Yazım klişesinde yerlidir. Çokça böyle yazılır. Ama son dönemde demişler ki okuduğumuz gibi yazalım. O halde şöyle de yazılımını son dönemlerde görmek mümkündür. Evet arkadaşlar, Türkçe'nin ünlülerinin böylelikle yazımını bitirmiş olduk. Aslında örnekler çok fazla. Bunu size daha sonra salık vereceğim sözlükten bütün şeylerini görmeniz mümkündür. Şimdilik burada kalıyoruz. Hoşça kalın.